Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünkü dersimizde zekat kimler verebilir ve hangi maldan ne kadar zekat verilebilir kısmını işlemiştik. Bugünkü konumuz ise zekat kimlere verilebilir? Arkadaşlar kimlere zekat verilir? İslam'da bu sorunun cevabını Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtiyor Allah Teala. 8 sınıf insandan bahsediyor bu ayet-i kerimede. Tevbe suresi 60. ayet önemli mi? Evet önemli. Çünkü bu ayetin yani 60. ayet bize soru olarak da geliyor arkadaşlar. İlki miskinler, düşkünler. Arkadaşlar burada şu iki ayrım yapacağız. Miskinler, düşkünler, yoksullar ve fakirler ayrımı yapacağız. Siz soruyorsunuz yani biz çünkü Türkçe'de bunu çok fazla ayırmıyoruz. Yani bir kişi herhangi bir mala, gelire sahip değilse ona direkt fakir ya da yoksul diyebiliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu iki grup ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi miskinler, düşkünler. Yani hiçbir mala veya geliri bulunmayan kişiye Kur'an-ı Kerim'de miskin deniyor. Bunu nasıl tarif edebiliriz? Hiçbir gelir yok. Bugün sabah yemek yemiş ama akşama yemek yiyeceğine dair bir şey garantisi yok. Evi yok. Herhangi bir belirttiği bir geliri yok arkadaşlar. İşte biz Kur'an-ı Kerim'de bu tür kişilere miskin, düşkünler veriliyor. İkincisi ise yoksullar yani fakirler arkadaşlar. Peki Kur'an-ı Kerim'de bunu nasıl ifade ediyoruz? Yoksul kimdir, fakir kimdir diye sorduğumuzda nisap miktarı mala sahip olmayan muhtaçlardır. Yani miskinler gibi değil. Belli bir gelir var ama bu gelir nisap miktarının altında arkadaşlar. Herhangi bir şekilde nisap miktarına ulaşmıyor. İşte günlük giderlerini sağlıyor. Ama nisap miktarı dediğimiz o 85 gram altına ya da ona eşler herhangi bir mala sahip değil bu arkadaşlar. İşte biz bunları Kur'an-ı Kerim'de yoksullar yani fakirler olarak ayırt ediyoruz. Ve bu da ikinci grup insan yani bu iki grup insana da biz zekatımızı hesaplayıp verebiliriz. Üçüncüsü ise Kur'an-ı Kerim'de borcu olanlar. Nisap miktarı altına sahip mala sahip olan ve borçlu olan kişiler. Yani belli bir miktarda gelir var ama bu miktarı hem nisap miktarını bulmuyor hem de borcu var arkadaşlar. Yani belli yerlere borç yapmış. Borç içerisinde biz bunu biliyoruz. Ya da çok büyük miktarlarda hani malın çok çok daha büyük miktarlarında borcu olan kimselere de biz arkadaşlar neyi verebiliriz? Zekatlarımızı verebiliriz. Dördüncüsü ise yolda kalmış kimseler. Şimdi yolda kalmış kimseler, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazen şunu söyleyebilirsiniz. Hani bundan sonraki köleler zekat toplama ve görevlerinde de söyleyeceksiniz. Yani bunlar şu anda toplum içerisinde yoklar ama Kur'an-ı Kerim emirleri geldiği yüzyıl daha sonraki yüzyılları ve bugünü de kapsadığı için arkadaşlar bütün emirler bütün insanlığa gelmiştir. Şimdi yolda kalmış kimseleri şöyle değerlendirebilirsiniz. O öğretmenim yani bu yüzyılda yolda kalınır mı? İşte telefonlar, akıllı telefonlar, internetler, dünyanın her bir yerinden bankacılık sistemlerine girişler kişi efendim söyleyeyim nerede kalırsa kalsın eğer telefonu varsa bankacılık işlemlerine girer falan diyebilirsiniz. Ama tabii bundan bir 100 yıl önceye gittiğiniz zaman kişi işte seyahat ederken develerle ya da atlarla seyahat ediyor ya da zengin tüccar kervanı var ve kervan arkadaşlar bozguna uğramış, yolda kalmış. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz size en çok soru olarak gelen şey zengin olmasına rağmen yolculuk esnasında parasız kalan kimseler. Yani kişi zengin olsa bile memleketinde, yurdunda zengin kişi ama yolda kaldığı yerde ya da kaldığı yerde buna bakılmaz. O kişiye zekat verilir. Yani o memleketinde nasıl olsa zengin diye onu arkadaşlar zekatı vermemek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yani düşünün adam buraya Konya'ya gelmiş. Bütün her şeyini burada çaldırmış. Cüzdanını çaldırmış. Bütün kartlarını çaldırmış. Memleketinde çok zengin bir kişi olabilir. Siz o kişiye ne yapabilirsiniz? Zekatınızdan verebilirsiniz. Diğer arkadaşlar yine köleler. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yani yaşadığımız şu anda devletimizde kölelik yok, kaldırıldı. Ama dünyada hala kölelik devam eden ülkeler var. Ya da bundan bir hemen Osmanlı
Selçuklu ya da daha önceki dönemlere gittiğimizde dünyada kölelik meşruydu ve köleler vardı. Yani köle dediğimiz kişi herhangi bir özgürlüğe sahip olmayan, herhangi bir mal gibi alınıp satılan insanlar. İşte arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e göre bu kişiler de, yani özgürlüğünde olmayan bu kişilere, kölelere de siz zekatınızı verebilirsiniz. Yine diyorum, hani bu kişiler şu anda bizim ülkemizde yok. Ama daha önceki dönemlerde kölelik kurumu olduğu için bu da sayılıyor. Diğeri ise yine zekat toplama görevlileri. Kim bunlar? Bunlar yine şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi yapan herhangi bir görevli yok arkadaşlar. Ama daha önceki dönemlerde İslam devletlerinde zekat kişilerin, toplumda zengin zekat verecek kişilerin zekatını devlet adına toplamakla görevli görevliler vardı. Ve siz zekatınızı işte etrafınızda bulamadınız. İşte kimse yok, fakir yok, borcu olan yok, yolda kalmış birine rastlamadınız. O zaman siz götürüp zekatınızı bu zekat toplama memurlarına veriyordunuz. Onlar da devlet adına bunları alıyordu arkadaşlar. Evet, bunlara da zekatınızı verebiliyorsunuz. Diğeri ise en çok sizin hem söylemekte hem ezberlemekte biraz zorlandığınız bir kelime müellifeyi kulüp, yani kalbi İslam'a ısındırılmak, ısınmış olan. Şimdi bu kişiler arkadaşlar İslam'a karşı girmeyi düşünen, yani İslam dinine girmeyi düşünen, İslam'a karşı herhangi bir kötü niyet beslemeyen bu kişilere verebilirsiniz. Buradaki ayrım Müslüman olmayan kimselerdir bunlar. Ama dediğimiz gibi İslam'a karşı kalplerinin yakın olması, ısınmış olması ya da İslam'a karşı herhangi bir tavırlarının olmaması. Biz buna müellifiye kulüp diyoruz. Bunlara da ne yapabiliriz? Zekatlarımızı verebiliriz arkadaşlar. Buna da dediğim gibi kelime bu şekilde kullanılıyor mu? Evet. Bu müellifi kulüp orijinal olarak kullanılıyor. Onun için ezberleyeceğiniz bir kelime arkadaşlar. Ve son olarak Allah yolunda olanlar, yani İslam'ın yayılması için çaba ve gayret sarf eden kimseler, Müslümanlık adına, İslam adına faaliyette bulunan, İslam'ın yayılması için çalışan insanlara da zekatlarımızı veriyoruz. Öğretmenim, bunların hepsini ezberleyecek miyiz? Evet arkadaşlar, bu 8 sınıf insanı ezber bir şekilde mutlaka bileceğiz. Sorularda çıkıyor mu? Evet. Bu seneki sorular, eğer son gelen 1000 milliyetim yayınladı. Sorularda bilgi ağırlıklı sorular gelmeye başladı. Bilgi ağırlıklı soruların en güzel yeri de bu zekat ve sadaka konusu. Şimdi ne kadar gördüklerimizden de biliyorsunuz gayet bilgiyle sorulabilecek pek çok şey var. Tabii. Şimdi burada arkadaşlar en çok dikkat edeceğimiz sizin bir de istisnalarımız, notlarımız var. Peki ne bu? Kimler zekat verilemez? Kimlere zekat verilemez kısmı arkadaşlar. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bunlar da şöyle diyorum ben. Kafanızda böyle net kalması için sınıfta da yapıyorduk. Şimdi ben ortaya kendimi alıyordum. Diyordum ki ben. Asaba denir bunlara kullanışta. Kim? Hemen bir üstüm. Anne babam. Onun bir üstü. Dedem ve nine. Bu her iki dede ve nene içinde. Ve hemen yanda şöyle bir yanına ok çıkarıyordum. Ne yapıyordum? Diyordum ki eşim. Hemen bir aşağıya doğru çocuğum. Ve bir aşağıda torunum. Arkadaşlar bunlara asla ve asla zekat veremezsiniz. Kimmiş? Ortaya beni alıyorum. Anne babam, dedem, ninem, eşim, çocuklarım ve torunlarım. Varsa torunumun çocukları, torunumun torunları. Yani bu kadar uzun yaşayabiliriz tabii. Bunlara da asla ve asla zekat veremeyiz. Bir de arkadaşlar zekat veremeyeceğimiz bir grup var. Bunlar Müslüman olmayan zengin. Yani zengin bir kişiye götürüp şeyinizi vermezsiniz. İslam'a müellifi kulüp dışında Müslüman olmayan, yani İslam'a karşı herhangi bir sempatisi, kalbinin ısınmış durumu olmayan gayrimüslimler diyoruz biz buna. Bu şekilde de gelebilir kelime, yani gayrimüslim bunlara ve Ehli Beyt. Ehli Beyt deyince hemen neyi biliyoruz biz? Peygamber Efendimiz ve yakınları. Peygamber Efendimiz ve yakınları, yani eşleri, çocukları,
torunları Ehlibeyt içerisindedir. Onun için bunlara asla zekat veremeyiz. Şimdi bu istisnalar çok çıkıyor. Burada en çok karıştırdığınız durum kardeş arkadaşlar. Şimdi aynı ailede olduğunuz için size şu biraz mantık dışı gelebilir. Kardeşe zekat verebilirsiniz arkadaşlar. Yani siz kardeşinize zekat verirsiniz. Siz teyzenize, kuzenlerinize, halanıza, amcanıza, yengenize, komşunuza arkadaşlar ki bu çıkmış sorular da var bununla ilgili. Zekat verebilirsiniz. Zekat veremeyecekleriniz burada biraz önce saydıklarımız. Bunlar da mutlaka ezberliyorsunuz. Dediğim gibi en çok karıştırdığınız, yani çeldirici olarak en çok şey yaptığınız, kafanızın zorlandığı şey kardeş. Yani siz kardeşinize zekat verebilirsiniz. Bunu da asla unutmuyorsunuz arkadaşlar ve dediğim gibi bu soruları mutlaka soruları da tekrara dönüyorsunuz. Sorular da yapamadıklarınızı dönüyorsunuz ve bu yapamadığınızın sebebi eğer bilgi eksiği ise hemen tekrarlarınızı yapıyorsunuz ya da yorumsa çokça soruya dönüyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Onun için de çok soru görmek bizim için çok önemli. Tekrarlarımızı yapmak yine bizim için çok önemli. Özellikle biz hem canlı derslerimizde hem diğer video derslerimizde Milli Eğitim'in soruları esas kabul ettiğimiz için onları çözmeye devam edeceğiz. Size ev çalışmaları olarak onları mutlaka çözmenizi istiyorum. Onları çözerken de hedefimiz çünkü onda 10 arkadaşlar bizim. Onları çözerken de kısa tekrarlar bizim yol gösterimiz. Yani şunu yapmayın. Nasılsa konuya çok hakimim diye arkadaşlar konu tekrarını atladığınız zaman bir süre sonra hatalar çıkmaya başlıyor. Çok uzun konular değil. Birkaç kez zaten kafanızda hani sınıfta da çokça yaptığınız için oturacak konular. Ama dediğim gibi neye ihtiyacı var? Tekrara ve soru çözümüne ihtiyacı var. Bugünkü dersimizi arkadaşlar bununla bitiriyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler.